Arkadaşlar 3-2-1 tatil. Tatil başlamak üzere değil mi? Her şeyi bıraktık. Okullar kapandı. Seçim bitti. Yavaştan herkes yaz tatiline çıkacak. O yüzden ben de yaz tatiline çıkmadan önce nasıl bir valiz hazırlıyorumla ilgili bir video çekeyim dedim. Buyurun size yaz valizi. Evet, yani ne kadar zaman gideceğinizi bilmiyorum ama ben şimdi kısa gideceğim, bir valiz yapayım dedim. O yüzden kabin boyu bir valizim var burada. Kullanışlı. Ben biraz hoyrat kullandığım için zavallı, bir sene içerisinde yamulmuş bir valiz. Şimdi kıyafetlerimi organize ettim. Neyi neye gideceğime göre organize ediyorum tabii ki. Spor kıyafetlerim var. Akşam yemeğe çıkarken şu kıyafetlerim var. Hepsini şu daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi KonMari metoduyla katlamış oldum. Ve bunları yerleştiriyorum şimdi. Ha, bu arada tabii en önemli şey şu, yerleştirmeden önce yanımda götüreceğim şeyleri nasıl organize ediyorum? Aslında biraz onu anlatmak istiyorum. Dağılmadan önce onları anlatayım size. Benim böyle farklı farklı böyle markalar size böyle makyaj çantaları falan hediye ediyor. Bunları çok seviyorum, çok kullanıyorum. Tatile giderken en önemli şeylerden bir tanesi bence her malzemenin eksiksiz olması. Yani tırnağınız kırılabilir, ojeniz çıkabilir, ne bileyim başınız ağrıyabilir, bir sürü komplikasyon olabilir. Gideceğiniz yerde de eczane meczane bulmakla uğraşmamak için her şeyi önceden organize ederim. Bir de işte ne kadarlık bir seyahate gidiyorsak bu şeyler var biliyorsunuz, bu büyük makyaj marketlerinde işte Watson's'da gratis de satılan şunlardan var. Bunlarla ne yapıyorum? İşte kremimi, saç kremimi mesela Hindistan cevizi yağı. Yanımdan hiç ayırmıyorum. Hindistan cevizi yağını bunlara koyuyorum. Ya da şampuanlarımı da yine kutulara koyuyorum böyle. Bunlar daha önce otellerden aldığım kutular. Yani şampuan ambalajları. Bazılarının içi boş. İçi boş olduğunda hemen buraya doldurup işte saç kremi, ondan sonra losyon gibi şeyleri böyle tam hepsini seyahat boyuna getirmeye özen gösteriyorum. Bu çok kolay oluyor kısa bir yere gittiğimde. Çünkü eğer otele gideceksem açıkçası otel şampuanlarını sevmiyorum. Saçlarıma da hiç iyi gelmiyor. O yüzden kendi şampuanlarımı dolduruyorum. Ondan sonra işte kremlerimi böyle dolduruyorum. Onun dışında kabin boyu olduğu için alamayacağımız şeyler var. O yüzden bunları da mesela yine güneş kremlerini falan da şey alabiliriz. Çünkü bu 200 ml, biliyoruz 100 ml'in üstünde kullanamıyoruz. Bunları böyle bir çantaya koyuyorum. İşte makyaj temizleyicilerim mesela, işte vücut ürünlerimle makyajı ayırıyorum mutlaka. Böyle çantalarım var. Bunları da seviyorum. Bunlar plajlarda kullanıyorum. Su geçirmez çantalar. Bunu da gene güneş ürünlerimi, saç fırçamı falan koymak için kullanıyorum genelde. Bir de ilaçlar var. Genelde görüyorum herkes ilaçları böyle koyuyor ama ben yer az kaplasın diye işte bir ağrı kesici, ateş düşürücü mutlaka. Her ihtimale karşı olmaz ama bir kas gevşetici. Onun dışında gittiğiniz yerlerde mide enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu geçirebilirsiniz. Bağırsak dezenfektanı kullandığım ilaçlardan. Dediğim gibi çok fazla ihtiyaç duymuyorum ama fazla sıcaktan dolayı mineral kaybı olabilir diye magnezyum varmış mesela. Multivitamin tabletlerim koymuşum. Propolis damlası olmadan gitmem hiçbir yere. Bunlar var. Ve de Alka-Seltzer tabii ki. Bazen baş ağrısı ve alkolü kaçıranlar için bizim çok fazla öyle ihtiyacımız olmasa da kullanıyoruz. Bunları da böyle koyuyorum. Bu çanta böyle bir kişisel bakım hijyen çantam gibi. Diş fırçamı da bunun içine koyabilirim. Kapaklı bir şekilde diş macunumu, deodorantımı. Burada bir tane makyaj çantam var. Bunu da azaltacağım tabii şimdi. Makyaj çantamın içerisindekileri de azaltacağım. Bir de şöyle kullanışlı bir çantam var. Bazen bunu da uzun seyahatlere gittiğimde yanımda kullanıyorum. Bunu arkasında bir tane askısı var. Böyle asabiliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı. Aynı zamanda içine ürünleri koyup görebiliyorsunuz böyle. İşte buraya makyaj ürünlerini koyabiliyorsunuz. Bütün makyaj çantanızı yanınızda götürmek zorunda değilsiniz. Bunu kullanmayacağım. Bu küçük kalacak. Şu Boy Me makyaj çantası beni böyle kısa bir perşembe pazar bir tatilde kurtarıyor. Çünkü yani sonuçta makyaj tatilde bile olsa dikkatli yapıyoruz. O yüzden işte parlatıcılar, işte illüminatörler, ondan sonracığıma kapatıcılar, farklı 3-4 tane rujum mutlaka, waterproof rimel her şeyden önce. Bunları koyuyorum. Bu yaz olduğunda zaten bronzlukta da ışıltılı cildi seviyoruz değil mi? Birden fazla rimel kullanabiliyorum bazen. Mutlaka rimelimin altına sürdüğüm bir rimel bazım var. Uzatıcı bu, MAC'in. Onu çok seviyorum. Gene kullanıyorum. Fırçalarım da önemli tabii. Fırçalarımı da mutlaka alıyorum. Küçük ama içi kapasitesi çok büyük bir makyaj çantası. O yüzden seviyorum bunu. Farklı rujlara devam.
Çünkü gün içerisinde, gün sonunda nasıl bir yere gidiyorsunuz bilmiyorum ama hani mesela akşamüstü bir partisine, happy hour'a, sonra akşam bir yemeğe, sonra geç saatte dışarılara çıkıyorsak farklı farklı şeyler kullanmayı seviyorum. O yüzden de eksik olacağına fazla olsun bazen. Özellikle makyaj malzemesinde kullanıyorum. Evet, böyle yaptık. İçinde de bir tane serumum varmış. Bu serumu da alalım. Çok yoğun güneşte kalmıyorum. 4'ten 5'ten sonra çıkmaya çalışıyorum. Akşam otele geldikten sonra da mutlaka bir nem maskesi yapıp üzerine serum sürüyorum ki o cildi muhteşem parlatıyor. Onu da size ekleyeyim. Şimdi bunları böyle yaptım. Bir tanesinde makyaj malzemelerim var. Bir tanesinde işte şampuanlarım, kremlerim var. Bu tamam gibi. Mesela bu da önemli. Mutlaka bir tırnak makasıyla törpüyü yanımızda almak lazım. Ne olacağı belli olmuyor çünkü. Seyahatlere giderken bunları da kesici aletler olarak gördükleri için bazen alabiliyorlar. Onu şey yapmak için bazı otellerden aldım. Bu kağıt törpüleri yanında götürüyorum. Mutlaka topuklar kumlarda kuruduğu için böyle yoğun bakım bir topuk kremi falan yanınıza almanızı öneririm. Yazın ayaklar sandaletle sokaklara çıkıyoruz, böyle kuru kuru gözükmesin. Zaten Hindistan cevizi yağını da alıyorum. Hindistan cevizi yağını plaja gider gitmez saçımı yıkayıp ıslak temiz saçıma sürüyorum. Tepeden topuz yapıyorum. Ve bütün şeyde plajda yağlı Hindistan cevizli yağlı saçlarla kalıyorum. Tavsiye ederim. Saç şekillendirici olmadan olmuyor. Bir zamanlar bunları güvenlikten geçirirken bile bayağı sorarlardı. Şimdi artık havalimanı güvenliği de alıştı bunların ne olduğuna. Saç düzleştiriciler, işte maşalar. Bunlar da hayatımızın önemli şeylerinden. Çünkü tatile gitsek bile akşam saçımızı hanımlar olarak süslemek istiyoruz yani. Bu arada bu gerçekten bu markayı da bana kuaförüm hediye etmişti. İnanılmaz bir saç düzleştirici Babyliss'in. Aradan da böyle reklam gibi girsin ama reklam değil, gerçekten çok memnun kaldığım bir ürün. Çok iyi bir saç düzleştirici. Zaten kuaförler bir tek bunu kullanıyor. Şimdi bu da daha az yer harcayayım diye şunu hem böyle yapıyorum ki hem düzgünce sarıyorum. Hem de kabloya zarar vermemek için. Şimdi bunlar tamam, bu tamam. Şu katladıklarımızı koyalım. Bunu da bu ıslak mayoları falan koyabiliyorum. Kızım Cancan'ı da götürdüğümde işte plajda güneş ışınlarından, ultraviyole ışınlarından koruyan bir malzeme. Eğer siz de böyle malzemeler bulabilirseniz süper. Şimdi bunları katladıklarımı koyuyorum. Bazı kırışabilecek şeyler var. Onları şu kısma koyacağım. Onun dışındakileri böyle yerleştiriyorum. Çok uzun bir seyahate gitmeyeceğim için bir güzel böyle penye bir elbise aldım. Kahvaltıda giyebilirim. Böyle bir kot etekle bir güzel sevdiğim bir bluzum var, onu aldım. Bir tane bikini, iki tane mayo aldım. Genelde mayo giymeyi daha çok seviyorum. Bikiniyle güneşleniyorum, mayoyla geziyorum diyeyim. Sporsuz olmaz, spor kıyafetimi aldım ama ayakkabımın bakalım şu anda çantam, valize çok yer kalmazsa spor ayakkabımı giyerek gideceğim, ona bakıyorum. Organize ettim. Kıyafetlerimle kombinledim daha önceden. Kıyafetlerime göre aldığım takılarım var. Bunu da böyle küçük bir kesenin içine koyuyorum. Bunlar böyle işte küpelerim, bileziklerim. Fakat önce küpeleri ayrı, bilezikleri de ayrı yere koyuyorum ki karışmasınlar diye. Şu ayakkabı çantalarını, torbaları çok seviyorum. Zaten ben bunları fazlasıyla kullanıyorum. Onu da söyleyeyim şimdi. Mesela şu da başka bir malzemeden, valizden çıkan bir şeydi. Bu da gene su geçirmeyen bir malzeme. Bu da güzel çünkü ıslak mayoları plaj dönüşünde bunlara koyabilirim. Onun için çantama bir tane atıyorum. Terliklerimi, ayakkabılarımı mutlaka bunlara koymadan çıkmıyorum. Bu böyle hem temiz kalmalarını sağlıyor hem de bozulmadan kalmalarını sağlıyor. Keza gene diğer sandaletlerimi de bunun içine koydum. Sandaletleri koyarken de şöyle iç içe koymaya özen gösteriyorum. Daha az yer kaplıyor gerçekten. Şimdi önce bu malzemeleri kenara koyuyorum. Bu arada bu gerçekten KonMari metodu. İnanılmaz bir metotmuş. Şu anda normal bayağı az yer kapladı. Ben bile inanamıyorum yani. Her şeyi yerleştirebiliyorum artık gördüğünüz gibi. Şunları en son koyacağım. Bunu da bunun içine koyayım. Burada saç aksesuarım da kalmış. Onu da şöyle bir kenara. Bir tane akşam çıkarken kullanabileceğim bir çanta var. Böyle bel çantası. Onu da bakalım. Şöyle yapabilir miyim? Vallahi yaptım. Kemerim. Bir tane spor çarabım. Galiba buna spor ayakkabısı artık sıkacak gibi. Şu sandaleti.
Şimdi şunlar kırışacağı için ben bunları şöyle yaparak bu valizin şu kısmına koyacağım ki biraz böyle daha az kırışsın. Çünkü her otelde ütü de olmayabiliyor. Askıyı assak da bazen bazı malzemeler açılmıyor. Bunu riske etmek istemediğim için şöyle. Bunun bu fermuarlı olmasını da çok seviyorum. İçine istediğim her şeyi koyabiliyorum. Tabii ki kitap alacağım. Bu arada size harika bir kitap önereceğim. Bu tatilde biraz beni hüzünlendirse de son günlerde çıkan çok beğendim. İki tane kitabı da yanıma alayım. Bunlar hazır zaten burada. Sevgili Hazal ve sevgili Nevin Bodur'un kitapları. İkisi de güçlü, anlamlı kadınlar bence. Bunları da valize koyayım şimdi. Normalde çantama koyardım ama burada nasıl olsa fazlasıyla yer kaldı. Evet, şu kenarındaki benim hayatımı bir de şu kurtarıyor. Evet, bu şu iki tarafta genelde bütün valizlerde olan şu şeyler, bağlayıcı şeyler gerçekten hayat kurtarıcı. Çünkü valizinizdeki içindekilerin dağılmadan durmasını sağlıyor. Kitaplarımı da şuraya koyayım. Beklediğimden boş oldu bu valiz. Daha çok şey mi koysaydım acaba? Spor ayakkabılarımı koyabilirim. Evet, içine spor ayakkabılarım normalde valizde yer kalmayınca spor ayakkabıları giyip seyahate gidiyordum ama burada kaldı. O yüzden benim için ekstra bir ayakkabı demektir. Şimdi bir de spor ayakkabılarımı getireyim. Evet, sevgili Cici spor ayakkabılarımı da koyayım ki tatilde spor yapmak için. Bu arada işte ben böyle yaparım. Çorapları ekstra başka şeyleri de ayakkabının içine koyarak yer tasarrufu sağlıyorum aslında. Şu saç bandımı da içine koyayım. Bunları böyle çapraz yapıyoruz. Evet, ayakkabılarım da yer çıktı valla. Her şey çıktı. Bu acayip güzel bir valiz oldu bence. Ben sevdiğim bu valize. Derli toplu bir valiz. En son. İşte tamam. İşte bu kadar. Tatile hazırım. Umarım videomu beğendiniz. Yorumlarınız, önerileriniz varsa videomun altındaki yorum kısmına değerli önerilerinizi bırakırsanız yerine getirmekten, cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Kanalıma hala abone olmadıysanız kareye tıklayarak kanalıma abone olmanızı ve birbirinden değerli sizler için hazırladığım videolarımı gecikmeden izlemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize sevgiler, iyi tatiller.